doğuya doğru ilerleyen NATO, Türkiye'nin üzerine doğru gelen NATO. Yalnız Rusya'nın üzerine değil, Türkiye'nin üzerine gelen NATO. NATO'nun Türkiye'yi hedef aldığına dikkat çekti. NATO'nun Türkiye'de işlediği suçları anlattığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 12 Mart darbesini yapmış, 12 Eylül darbesini yapmış o NATO. Kahramanmaraş katliamını yapmış, Sivas Madımak'ta canlarımıza kıymış, Kemalye Başbağlar'ın 34 köylüsünü katletmiş o NATO. O NATO Kahramanmaraş katliamını yapmış, 1 Mayıs 77'de canlarımıza kıymış, Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemiş ve o darbeleri tezgahlamış. En son 15-16 Temmuz'da Türk ordusunun içine, Türk polisinin içine yerleştirdiği güçlerle hangarlardan çıkmış, uçaklarını havalandırmış bizim kendi meydanlarımızdan, İncirlik'ten ve Ankara'yı ele geçirmeye kalkmış. Bu NATO, NATO bu. Perinçek, NATO'nun Ege kıyısındaki üslerinin Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade etti. Şimdi bu NATO, yani 15-16 Temmuz darbesini yapan NATO doğuya doğru geliyor. Nereye doğru geliyor? Yalnız Rusya'nın üzerine doğru gelmiyor. Türkiye'nin üzerine geliyor. Ege kıyılarındaki o üsler Rusya'yı tehdit etmiyor, Türkiye'yi tehdit ediyor. NATO'nun ezildiğini belirten Perinçek, Türkiye'nin hapishanelerinde NATO'nun yattığını söyledi. Türkiye sınır ötesinde NATO'ya karşı savaştı ve güvenliğini sağladı. Bu arada onlar da bize içeriden Türk Silahlı Kuvvetleri içine yerleştirdikleri güçleriyle o 15-16 Temmuz darbesine girişler, orada da ezildiler. Bugün Türkiye hapishanelerinde kim yatıyor? NATO yatıyor. Nasıl? FETÖ demek NATO demek. FETÖ NATO'nun FETÖ'sü. NATO'nun gladyosu. Türkiye hapishanelerinde bugün NATO yatıyor. PKK yatıyor, o da NATO. NATO'nun iki tane kuvveti var Türkiye'de. Biri FETÖ, biri PKK. Enerji sorunu ile ilgili değerlendirmeler yapan Vatan Partisi lideri kamulaştırma vurgusu yaptı. Dünyada büyük bir enerji buhranı var. Özellikle enerji dağıtımının kamulaştırılması çok önemli. Görüyoruz, çiftçinin talebi de bu, sanayicilerin talebi de bu. Ve çok yüksek enerji fiyatları var ve o özel enerji şirketlerini yanlış hatırlamıyorsam %50 oranında devlet destekliyor. Evet. Yani o zaman kamulaştır. Enerji sektörüne %50 destek vereceğine enerji dağıtımını devlet yapsın ve hem tarımın üretim yapabilmesi, hem sanayinin üretim yapabilmesi koşullarını sağla. Ucuz elektrik ver, değil mi? Ucuz mazot ver. O da bir enerji kaynağı. Enerji sektöründe devletin, kamunun hakim olması çok önemli. Türkiye'nin tekrar kamuculuğa dönmeye başladığını vurgulayan Perinçek, çiftçi iflas edeceğine, bankalar iflas etsin dedi. Ya İş Türkiye yapan tekrar bakın kamuculuğa dönmeye başladı. Bankalar, şimdi Türkiye'de bankaların, kamu bankalarını falan savurmak çok zordu. Mesela bizim Vatan Partisi'nin programında. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2-3 gün önce konuşmasında ne dedi? Bu dedi özel sektör, özel bankalar dedi. sömürü. Sömürücü dedi. Sömürüyor bunlar dedi. Biz Vatan Partisi olarak ne diyorduk? Çiftçi iflas etmesin. Bankalar iflas edecekler. Bankalar iflas etti diye Türkiye ekonomisine bir şey olmaz. Ama çiftçi iflas etmesin. Sanayici iflas etmesin. Çünkü onlar üretim çarkını çeviriyor. Vatan Partisi olarak diyoruz ki bu yıl kâr etmesin bankalar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Aydın ve Kültür kitabının genişletilmiş baskısı kaynak yayınlarından çıktı. Yani 8-9-10. Yüzyıldan itibaren Türkler İslam havzasına girdiler. Karahanlılarla, Selçuklularla, Moğol Hakanlığıyla. İslam uygarlığına giriş neydi, ne anlama geliyordu? Bu bir benlik kaybı mıydı yoksa çağdaş uygarlığın içine dahil olmak mıydı? Bunları tartışan yeni bölümlerde ekledim.